verin burayı! Siz beni nasıl işten çıkarırsınız? Ne verin burayı? Siz beni nasıl işten çıkarırsınız? Ne verin? Ya hemen hemen %80 civarında birçok şey yapabiliyoruz yani. Bu tatbikatlar sadece burada olacak herhangi bir olaya karşı değil. Tabii ki evlerimizde, dışarıda, başka bir yerlerde başınıza geldiğinde de nasıl davranmamız gerektiğini, daha ne şekilde davranacağız, ailemizi ne şekilde götüreceğiz, buradaki arkadaşlarımızı ne şekilde organize edeceğiz, bunların tamamını öğrenmemiz gerekiyor. Hani her zaman topluyoruz. Sadece işimiz tüp kullanmak, yangın tüpü kullanmak değil. Aynı zamanda bir tahliye yapmamız bile sıkıntı olabiliyor. Mesela tahliye yaptıktan sonra eksikleri tespit etmemiz. Bu sene tespitlerimiz çok iyiydi. Çok rahat tespit ettik. İçeride kim var, kim yok. Aynı şekilde bir deprem anında veya bir doğal afet anında geldiğiniz zaman ailenizden eksik olanları veya işte dışarıya çıktığınız zaman apartmanınızdan eksik olanları tespit edip en azından yerlerini bildiğiniz kişileri kurtarma ekiplerine tam olarak verildiği zaman hem kurtarma daha başarılı olabilir hem de zarar gören insan sayısı daha da azalır. Bunları gerçekten ciddiyetle yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi biz uzun 2 yıldır burada tatbikatları yapıyoruz. Biz hocamla bir Türkiye'de birçok ile tatbikatlara gidiyoruz. Bunu yüzünüze diye söylemiyorum. Sayısıyla parmakla göstereceğim fabrikalardan, işletmelerden biri sizsiniz. Bu Hasan Bey'in dediği gibi işte acil durum, yangın, deprem, sel, bu tür şeylerde işte en yakında bizim gittiğimiz Gölyaka, Düzce tarafta, biz orada santrallere gidiyoruz. En yakınımızda işte deprem oldu. Bu acil durum tahliye işlemi ve arama kurtarma işlemini de geçen yıldız yaptığımız tatbikatta gerçekten de muhteşem bir şekilde yapıldı. Bir de şunu söyleyeyim, ben burada 21 yıl itfaiye müdürü, şu anda Çardak itfaiye müdürlüğü yapıyorum. Gece olabilecek her yangında biz şunu bir defa güveniyoruz ki Kemal Uğurlu Tekstil'de çalışan arkadaşlarımız var. Yani itfaiye gelinceye kadar biz bu konuda her ne kadar tatbikat yapsak da zaten ramlarda, dokumalarda siz bizim itfaiyecilerden daha iyi olduğunuzu biliyoruz. Biz bunu prosedür gereği evet yerine getiriyoruz ama çalışmalarda da bunu birebir yaptığınız için hepinize teşekkür ederim. Soğukta da bekletmek istemiyorum. Hakkınızı yararınızı teşekkür ederim. Bir şey daha ekleyeceğim abi. Bugünkü yaptığınız fark etmişsinizdir. Bu biraz sabotajdı. Sabotajı fark ettim. Dışarıdan gelen herhangi birisi içeriye gelip bir yeri yanıcı bir maddeyle alevlendirdi. Onu söndürmeye çalıştık. Yani bu tür olaylar da olabilir. Her zaman içeride makinelerden herhangi bir şeyden yangın çıkmaz. Bazen sabotajlar da olabilir. Onu canlandırmaya çalıştık. Teşekkür ederiz arkadaşlar.